İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan evlatları, Avak Nazaryan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Bakü makamları, Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki tek yolu beton bariyerle kapattı. Armen Kevorkyan, yerli halkın ve onların Avrupa Hristiyan mirasının cennet toprakları Artsakh Dağlı Karabağ'dan silinmesine tahammül edemeyiz. Batı Ermenistan'ın Van'daki Ermeni mirası adanmış bir Ermeninin çabalarıyla korunuyor. Batı Ermenistan'da kültür, kesaplıların dansı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Her yılın sonunda babası Avo Nazaryan'ı madalyalarla fotoğraf çektirdi. Sonraki her yılın fotoğrafında çoğunlukla altın olan madalyalar ekleniyordu. Boks müsabakalarından madalyasız dönmezdi. Bu sefer ölümünden sonra madalyalar dağıtıldı, Avo artık yoktu. Babası oğlunun birinci dereceden savaş haçı ve cesaret için madalyalarını eve getirdi. Avak Nazaryan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin boks şampiyonuydu. Çocukluğundan beri boksör olan babası Artur tarafından eğitildi. Oğlu konusunda katı ve talepkardı. Avo'nun harika bir geleceği ve ciddi zaferleri olduğunu biliyordu. Avo'nun yarışmaları ve zaferleri 10 yaşında başladı. 6 Temmuz 2020'de Beden Eğitimi Enstitüsü'ne kabul edilen Avo, 7 Temmuz'da askere alındı. Babası askerliğe kışın başlaması için 6 ay ertelemeyi teklif etti. Ancak Avo buna karşıydı. Avo, boksa devam etmek için askerliğin bitmesini bekliyordu. Sporda büyük hedefleri vardı. Uluslararası yarışmalarda Ermenistan Cumhuriyeti'nin 3 renkli bayrağını yükseltmesi gerekiyordu. Cirakan'da görev yaptı. Keskin nişancı ve keşifçiydi. İlginç bir tesadüf eseri, Avo'nun dedesi Avak da ünlü bir keşifçiydi. General Antranik'in askerlerinden biriydi. Türkler tarafından birkaç kez esir alınmış ancak her seferinde kaçmayı başarmıştı. Bunun için Türklerin ona zincir kıran lakabı verdiği söyleniyordu. Avo güçlü, iradeli bir karaktere sahipti. Yumruğunun gücüne rağmen içine kapanık, sakin biriydi ama kendini ezdirmezdi. Halası askere gittiği ilk günden beri herhangi bir şikayet duymadıklarını söylüyor. Sadece 2,5 ay askerlik görevine başladığı zaman savaş başladı. Ailesi yeni askerlerin savaş operasyonlarına katılmayacağını düşündü ve Avo hiçbir şey söylemedi. Savaşın ilk saatlerinden itibaren hararetli mücadele içinde olduklarını söylemedi. Avo son kez 12 Ekim'de telefon açtı, artık Hadrut'a taşınmıştı ve aramalar kesildi. Birkaç gün sonra askerlik arkadaşlarından biri evi aradı ve insansız hava aracı saldırısı olduğunu söyledi. İnanmadılar. Avo'nun cesedi bulunamadı. Bu yüzden umutlarını kaybetmediler. Belki o yaralıydı. Babası yaklaşık bir ay tüm hastane ve morglarda oğlunu arıyordu. 21 Kasım sabahı Umut da öldü. Telefonun diğer tarafı DNA'nın eşleştiğini ve adli tıp incelemesinin 15 Ekim'de şehit düştüğünü gösterdiğini bildirdi. Babası tek evladının cesedini tanımaya gitti. Orduda eğitim sırasında Avo'nun yanında bulunan haçın bir kolu kırılmıştı ve o haç Avo'da bulundu. 23 Kasım Avo'nun cenaze töreniydi. 24 Kasım'da Avo 19 yaşına girecekti. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'de Batı Ermenistan'ın somut olmayan kültürel mirasını ele almaya başlıyor. Somut olmayan kültürel miras halk tarafından, bazı durumlarda bireyler tarafından kültürel mirasın bir parçası olarak tanınmakta ve günlük yaşamda kalıcı bir yer alan örf ve adetler, gelenekler, ritüeller, anlama ve ifade etme biçimleri, bilgi ve beceriler ile ilgili araç, gereç, eser ve kültürel mekanların bütünüdür. Somut olmayan kültürel değerler, folklor, dil, lehçeler ve sözler, yer adları, amblemlerin ve
diğer ulusal sembollerin içeriği, geleneksel zanaatlar, ulusal adetler, gelenekler, bayramlar, ritüeller, sosyal yaşam, davranış biçimleri ve kurallar, halk sanatı, ekonomik faaliyetler, geçim kültürü, inançlar, ibadet, bilimsel araştırmaların sonuçlarını ve yöntemlerini, ayrıca bilim ve eğitim kurumlarında, arşivlerde, kütüphanelerde, tüzel ve gerçek kişilerde saklanan, somut olmayan kültürel miras varlıklarına ilişkin bilgileri kapsıyorlar. Somut olmayan kültürel mirasın korunması, Batı Ermenistan'daki kültürel devlet politikasının ana yönlerinden biridir. Son yıllarda yerli halklar arasında belirgin olan somut olmayan kültürel mirasa saygı, yeniden değerlendirme ve yeni yorumlama eğilimleri ile bu alanda bir uyanış görünüyor. Bunun bir kanıtı şarkı söyleme, dans, el sanatları, zanaatlar, halk tiyatrosu grupları ve mirasının korunmasını uygulayan ve her geçen gün çoğalan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin faaliyeti, programların ve çeşitli etkinliklerinin sayısıdır. Şu anda Batı Ermenistan'ın devlet politikası sektörün korunmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu, Batı Ermenistan Anayasası, yerli halkların hakları bildirgesi ve UNESCO sözleşmeleri dahil olmak üzere uluslararası sözleşmeler temelinde düzenlenir. Artsakh Cumhuriyeti Bilgi Merkezi'nden bildirildiğine göre Azerbaycan tarafı, Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki tek yolu Berzor yolunu 22 Haziran'da beton bir bariyerle kapatarak başka bir provokasyona ve suç eylemine başvurdu. Mesajda şöyle deniyor: böylece yasa dışı kontrol noktalarına ve zırhlı araçlarla yolu kapatmaya ek olarak Bakü şimdi bariz bir şekilde yolu kapatarak Kızılaç ve barış güçleri de dahil olmak üzere her türlü harekete engelliyor. Bu olay Bakü makamlarının Artsakh halkını dış dünyadan tamamen izole etme ve her türlü baskı yöntemlerini kullanma konusundaki canice amaçlarını bir kez daha göstermektedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yaz döneminin 22 Haziran oturumunda Berzor yolunda serbest ve güvenli erişimin sağlanması kararının tartışılması kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi heyetinin daimi üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin yerel ve bölgesel yönetimler meseleleri ana raportörü Armen Gevorkyan'ın konuşması Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi resmi internet sitesinde yayınlandı. Konuşmada özellikle şöyle deniyor: Sayın Başkan, bugün gelecekte kimsenin nereden bilseydik demesin diye konuşuyorum. Bakü'nün otoriter rejimi, demokratik Avrupa'nın birçok hükümetinin, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi çevrelerinin apaçık eylemsizliği nedeniyle oldukça açık bir şekilde ve neredeyse her gün Artsakh, Dağlı Karabağ'daki Ermeni nüfusu için orada sivil yaşamı imkansız kılan koşullar yaratıyor. Bugün Artsakh, Dağlı Karabağ'da 120 bin Ermeni fiilen medeni dünyadan izole edilmiş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz, yerli halkın ve onların Avrupalı Hristiyan mirasının Artsakh Dağlı Karabağ'ın cennet topraklarından silinmesine müsamaha gösteremeyiz. Artsakh Dağlı Karabağ'daki Ermenilerin tarihi mirası gerçekten de tüm insanlığın, Hristiyanlığın ve Avrupa medeniyetinin hazinelerinden biridir, öyle değil mi? Dahası Charles Aznavour, Henri Bernu, Galus Gulbenkian, Gloria Armani, Venedik ve Viyana Ermeni Katolik Mkhitaryan Cemaati ve diğerleri gibi halkımın önde gelen temsilcileri başka yerlerde Avrupa'ya ait bir miras yaratmış ve yaratmaya devam ediyorlar. Sayın Başkan, bu karar ve tavsiyeler lehinde oy kullanmak için iki ana neden ortaya koymama izin verin. Birincisi, açık bir şekilde Bakü makamlarından Artsakh Dağlı Karabağ'a yönelik 170 günlük insanlık dışı ablukayı durdurmasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini açıkça talep etmelidir. İkincisi, tavsiye, Bakü liderliğinin Ermenilere karşı kullandığı kabul edilemez sözler ve retoriği dikkate almalıdır ve umarım Bakanlar Komitesi bunu görevlendirmelidir. Sevgili iş arkadaşlarım, yıllardır Bakü'nün devlet politikasının Ermenilere karşı etnik temizlik, nefret ve ayrımcılık yaymayı amaçladığını sunduk. Şimdi Birleşmiş Milletler Mahkemesi bu konuda tanıklık etti. Bu nedenle
Artsakh Dağlı Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası, bu bölgenin geleceğini ise onun iç meselesi olarak takdim edebilecek gerçeklere dayalı olmayan ve tarihsel olarak güvenilmez iddialardan kaçınması teşkilatımız açısından önemlidir. Sevgili iş arkadaşlarım, Ermeniler binlerce yıldır ulusal onurlarını ve kimliklerini koruyorlar. Diğer birçok imparatorluğun ve etnik grubun yıkımına tanık olduk. Bu kez de halkımın karşısına çıkan zorlukların üstesinden umarım sizlerin de desteğiyle gelmeyi başaracağız. Batı Ermenistan'ın Van'da Ermenilerin tarih ve kültürünü yansıtan evlerden çoğu yıkıldı. Tarihi evlerden bugüne sadece birkaç ev ve yıkık duvarlar kaldı. Tarihi Van evleri 1900'lü yılların başında yoğun olarak Van Kalesi'nin doğusunda yer alıyordu. Ancak önemli bölümü yaşanan göç ve korumasızlık nedeniyle yıkıldı. Özellikle 2011 yılında Van'da yaşanan depremin ardından başlayan yapılaşma sonucu Ermeni evlerinin yerlerine çok katlı binalar ve kaçak yapılar yükselmeye başladı. Son yıllarda uygulanan kentsel dönüşüm ve çarpık kentleşme de tarihi yapıların birer birer tarihe karışmasına neden oldu. İbrahim İlhan, yaşamını yok olmaya yüz tutmuş tarihi evleri korumaya adadı. Van'ın kalbi olarak adlandırılan Ardamet, Edremit ilçesine bağlı Yeni Cami mahallesinde yaşayan İbrahim İlhan'ın dedesinden 1914 yılından önce kalan evler ve yaklaşık 700 yıllık ağaçların yanı sıra tarımda kullanılması amacıyla ilk olarak yapılan malzemeler de bulunuyor. 32 yıllık gazetecilik mesleğinden emekli olduktan sonra hayatını dedelerinden kalan tarihi bağ, bahçe ve evlerini korumaya adayan İlhan, Serhat News'e konuşarak tarihi yapıların korunması talebinde bulunuyor. Evin tarihini şu sözlerle anlatıyor. 1915 yılı öncesi dedemler burada yaşıyordu ve bu evleri de kendileri yapmış. Aynı zamanda bizlere koca bir bahçe bırakmışlar. Onların anısını yaşatmak adına korumaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Bu yıl 300'e yakın hem urartu hem de zirai meyveleri diktim. İki dönümlük bahçede elma, armut, çilek, kiraz, kayısı, ceviz bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni topluluklarında hayatta kalan çeşitli geleneksel Ermeni danslarını sunuyoruz. Bu programın uygulanması için Huşamadyan sitesi her dans için dans ritimleri hazırlayan bir dizi Ermeni dans uzmanıyla işbirliği yapıyor. Grubun üyeleri Karolin Repkevyan, Herpor dansı Mayn, Susan ve Kerry Lind Sinanyan, Watertown, Massachusetts, Tom Pozikyan, Los Angeles, California, Robert Harutyunyan, Sunnyside, New York. Burada sunulan iki dans, Suriye'nin kuzeybatısındaki bir Ermeni kasabası olan Kesap yöresine aittir. Tom Bozikyan, bu dans kombinasyonunu gençliğinde 1940'ların sonunda Kaliforniya'daki Kesaplı göçmenlerden öğrenmiştir. Oyunun şekli, halay başının sağda olmak üzere karışık bir halaydır. Dansçılar, kolları çift V biçiminde oluşturacak şekilde serçe parmaklarıyla tutuşurlar. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere
Ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size sözlerini Dünya Ermenileri Katolikosu 1. Vazge'nin yazmış olduğu ve Mari Bozabalyan'ın tarafından seslendirilen Ararat adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.